Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2022 yılı bütçesinde Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi ile tiyatrolar hakkında söz aldım. Aslında devlet tiyatroları ile ilgili birçok şeyi bütçe komisyonunda dile getirmiştik. Niyeti olan zaten gereğini yapar diye düşünüyorum. Çok tekrara düşmeden birkaç şey söyleyeceğim Sayın Bakan. Personel alımı ile ilgili Nisan ayında bir sınav gerçekleşmişti ve sonucu açıklanmamıştı. Dün sordum, hala açıklanmamış. Hakikaten hem camia hem biz merak ediyoruz neden açıklanmadığını. Acaba sanatçı olacak tüvacılar bulunamadığı için mi hala açıklanmıyor? Ne zaman açıklanacak? Bir diğer konu, 4B'li personelin yaşadığı haksızlıklarla ilgili. Hem eşit işe eşit ücret yok, sosyal hakları yok. Hem de Ankara'dan halk dansları topluluğun İstanbul'a taşınması sürecinde hiçbir personel mağdur edilmeyecek dendiği halde 33 sanatçıya sözleşme feshiyle ilgili tebligat yapılmış. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Diğer bir konu, DÖSİM'de büro personeli olarak çalışan kişilerin bazılarının sanatçı olduğu ve sanat icra ettikleri ve bunların da haklarına kavuşması için, sanatçıya gerçek değerin verilmesi için bir an önce haklarının verilmesi gerekiyor. Velhasıl dönüp dolaşıp bütün sorunların temeli aslında tek adam rejimine ulaşıyor. Çünkü bu kurumun bütün iç işleyişi üzerinde siyasi bir hegemonyanın olduğu söyleniyor. Davetiye haklarına dahi bakanlık uhdesinde alındığı, el konulduğu söyleniyor. Bu yüzden biz de şimdi tiyatrocuların da, bir cümle bütün sanatçıların da, esnafın da, işçinin de, çiftçinin de, emeklinin de, gencin de, yaşlısının da bu sorunlarının kaynağı olan adaletsiz düzenin, adaletsiz bütçesini bir tiyatro eseriyle, Bertolt Brecht'in Tahterevallisi ile anlatmaya çalışacağız. Evet, bu bir tahterevalli bütçesi. İyice görüyorum artık düzeni. Orada bir avuç insan oturuyor yukarıda. Aşağıda da birçok kişi. Ve bağırıyor yukarıdakiler aşağıya. Çıkın buraya, gelin ki hepimiz olalım yukarıda. Ama iyice gözlediğinde görüyorsun neyin saklı olduğunu yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında. Bir yol gibi gözüküyor ilk bakışta, yol değil ama. Bir tahta bu. Ve şimdi görüyorsun açıkça, bu bir tahterevalli tahtası. Bütün düzen bir tahterevalli aslında, iki ucu birbirine bağımlı. Yukarıdakiler durabiliyorlar orada, sırf ötekiler oturduğundan aşağıda. Ve ancak aşağıdakiler aşağıda oturduğu sürece karabilirler orada. Yukarıda olamazlar çünkü ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yukarı. Bu yüzden isterler ki aşağıdakiler sonsuza dek hep orada kalsınlar, çıkmasınlar yukarı. Bir de aşağıda hep daha çok insan olmalı yukarıdakilerden. Yoksa durmaz tahterevalli. Tahterevalli, evet, bütün düzen bir tahterevalli. Bu bütçe de bir tahterevalli. Dünyanın ihalesini alan beşli çete, saray ve şürekası, bir tüpçü, Londra'daki bir avuç tefeci yukarıda kalabilsin diye aşağıdaki 83 milyonun sırtına bindirilmiş ağır bir yüktür bu bütçe. Evet, bu bütçe bir yüzükle gelip milletin parmağındaki yüzükleri alan, son olarak da milletin yastığının altındakilere göz koyanlar yukarıda kalabilsinler diye hazırlanmış bir bütçedir. Doğayı vahşice katleden, ekolojik dengeyi bozan, dünyayı yok edenler, cengizler yukarıda kalsın diye aşağıdakilere yandaş basından bayat ekmek tarifleri veren, aman et yemeyin, süt içmeyin, peynir yemeyin, inekler metan gazı çıkarıyor, dünya yok oluyor diye sahtekarca propaganda yaptıranların bütçesidir. Ama söz veriyoruz 83 milyona, işçisine, çiftçisine, köylüsüne, kentlisine, gencine, yaşlısına, esnafına, emeklisine, emekli olamayanına, bütün halka buradan söz veriyoruz. Geliyor gelmekte olan ilk seçimde yukarıya çıkacak milyonlarca insan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Turizm bütçesini konuşacağız ama
Bir ay içinde turizm bütçesi de daha doğrusu yerle bir olmuş durumda. Biraz önce gelirken dolara baktım, 14,5 seviyesini görmüş. Şimdi şöyle diyecek Turizm Bakanımız belki, iyi dolar yükselsin, Türk parası değer kaybetsin, bizim turizmciler çok büyük paralar kazanıyorlar. İşin aslı öyle değil. İşin aslı bütün girdi maliyetleri aynı zamanda yükselecek. Bunun hiç kimseye, ihracatçı da dahil olmak üzere, hiç kimseye faydası yok. Şimdi geçen gün Sayın Turizm Bakanı komisyonda bir konuşma yapmış, Plan Bütçe Komisyonu'nda, ve demiş ki 2021'de Yunanistan ve İspanya'ya baktığımız zaman ortalama %20-30 bandında büyüyecekler. Bu sene geçen seneye kıyasla Türkiye ne kadar büyüyecek? 80-100 bandında. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Türkiye turizm tarihinde Türkiye ilk kez İspanya'dan daha fazla turist aldı. Aynen konuştuğu gibi aldığım için böyle düşük cümleler de var. Tarihinde ilktir bakın. Şu anda İspanya'da tek konu Türkiye, biliyor musunuz? Turizm çevresinde nasıl yapıyor bu adamlar bu işi diyorlar. Şimdi Turizm Bakanı da aynı iktidar gibi dünya bizi kıskanıyor moduna girmiş. Buradan da gelmiş komisyonda bize hava atıyor. Şimdi aslına bakarsak işin, İspanya 10. aya kadar, yani 2021 yılının 10. ayına kadar 24,8 milyon kişiyi ağırlamış. Türkiye, bu TÜİK rakamlı, Türkiye 21 milyon kişiyi ağırlamış. Ne diyordu? İspanya bizi kıskanıyor. Ha şunu diyebilir, vatandaşlar ve gurbetçiler de bunun içinde derse, o zaman ben başka bir şey söylerim. Bulgaristan'dan girenleri de turist sayıyor musunuz? Efendim, İran sınırından girip ucuz Türk mallarını neredeyse yağmalayan insanları da turist sayıyor musunuz? Ha bir de ikinci iddia da şu, şöyle demiş Sayın Turizm Bakanı, 16,8 milyar dolar kazanç elde ettiğimizden varsayarak yola çıkıyorum. Bu rakamları da TÜİK'ten alıyorum. 830 dolar ortalama gelir elde ettik demiş. Şimdi TÜİK tabii veriyor bu rakamı. Ama eğer yabancıları da ben, gurbetçileri de ben bu rakamın içine alıyorum diyorsanız rakam 615 dolara düşüyor. Eğer almıyorsanız 830 doları nasıl buldunuz, biz bunu merak ediyoruz. Üçüncü iddia ise Turizm Tanıtım Ajansı ile ilgili. Turizm Tanıtım Ajansı'ndan yapmayın etmeyin çok büyük kriz var. Bu Turizm Tanıtım Ajansı ile ilgili şu paraları toplamayın. Ama dediler ki gene komisyonda Turizm Bakan Yardımcısı, eğer TGA olmasaydı biz bu kadar turisti yakalayamazdık. İyi de 295 milyonla eğer bu olacaksa, sadece Cumhurbaşkanı'nın korumasına verilen 230 milyon gibi bir rakamı biraz azaltıp turizme aktaralım. Çok ihtiyacımız var döviz girişine. O zaman burada Türkiye'yi uçuralım. Şimdi Turizm Tanıtım Ajansı'nın harcamalarına da şöyle bir baktık. Sadece televizyonlara verilen 240 milyon lira arkadaşlar. 240 milyon lira çok büyük bir rakam. 240 milyon nerelere harcandı? Tabii biz bunları bilemiyoruz. Soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bunları da açıklamasını rica ediyorum. Fakat TGA'dan elde edilen gelirlerle, değerli arkadaşlar, hepiniz hatırlayacaksınız, pandeminin yükseldiği dönemlerde bir maske çıkarttılar aşılayım diye, dünyaya rezil oldu. Ve ertesi gün kaldırıldı. Buraya kaç para harcadınız? Bu ajansa kaç para verdiniz? Bu maskelere ne kadar para harcadınız? Bunu merak ediyoruz. Bir de yine TGA ajansı bir yemek kitabına çok ciddi para yatırdı. Bu yemek kitabı da Sayın Emine Erdoğan'ın yemek kitabıydı. Gurmelerin lideri olan Emine Erdoğan'ın devasa bir bütçe aktarıldı. Ama soruyoruz, onun da cevabı yok. Şimdi süre bitti.
5 dakikada ne konuşacaksınız? Ama Dışişleri Bakanımız da buradayken 19 Ocak'ta Avrupa Konseyi Osman Kavala davası ile ilgili bir karar verecek. Turizm şöyle bir şeydir. Turizm barış sektörüdür. Turizm demokrasi sektörüdür. İnsanlar bir ülkeye giderken o ülkede insan hakları ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu buna bakarlar. Özellikle Avrupalılar. Şimdi bu karar çıkacak. Bu karar çıkarken Avrupa Konseyi'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu arada burada Dışişleri Bakanımız da varken bu konuyu da bir not olarak ben burada ileteyim. Turizm her konuda etkilenir. En ürkek sektördür ama en çok ihtiyacımız olan dövizi de Türkiye'ye doğrudan getiren yegane sektördür. Burada siz... Selamlar. Bir de tabii çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir de tabii şu TGA'nın yönetim kurulu üyeleriyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. TGA'da şu anda 9 otel yatırımcısı var. 4 bakanlık temsilcisi, 3 bakanlık temsilcisi, 1 Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı, bir tek seyahat ajantası var. Seyahat ajantaları Türkiye'ye turistin %90'ını getiriyor arkadaşlar. Seyahat ajantalarını temsil eden de TÜRSAP'tır. Yasayla kurulmuştur, yarı resmidir. Fakat maalesef TÜRSAP başkanı burada yok. Neden? Aynı zamanda restoranlardan da pay alıyorlar, seyahat ajantasından da pay alıyorlar. Restoranlar, yeme içme sektöründen de bir kişi yok. Böyle bir yönetim olmaz. Bir de Comer meselesi var. Eğer şu 7 saniyede söyleyebilirsem, dünyanın en büyük kongre merkezlerinden birisi Kuşat. Değerli milletvekilleri, hepinize saygılar sunuyorum. Sayın bakanlar, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik versin. Vatandaştan haber getirdim size yalnız. Vatandaş hiç iyi değil. Haberiniz olsun. Hiç iyi değil. Bir sokağa çıkın da görün. Hiç pazara gittiniz mi? Bilmiyorum ama tahmin etmiyorum gittiğinizi. Vatandaş tane tane domates, biber alıyor arkadaşlar. Tane tane. Gram gram efendim gıda alıyor artık. 50 gram zeytin, 70 gram salça alıyor arkadaşlar. Para yok, pul yok. Çöplerin başında insanlar kavga ediyor artık. O çöpten elmayı ben alacağım, bu çöpten domatesi ben alacağım diye. Sayın bakanlar, durum bu. Ya Cumhuriyet tarihinde Türk lirası bu kadar değer kaybetti mi hiç? Vatandaş bu kadar fakirleşti mi hiç? Rekor kırdınız yani. Haberiniz yoksa söyleyeyim. Sokak ağlıyor, kan ağlıyor. Açlıktan millet valla marketlere saldırabilir, haberiniz olsun. Ben size söyleyeyim. Açlıktan saldırabilir gıda marketlerine. Haberiniz olsun. Hele bizim Roman mahalleleri arkadaşlar. Devlet yok. Devlet, hükümet yok. Ne zaman geliyor biliyor musun bizim mahalleye? Çocuk doğacak. Kimlik verecek ya. Devlet o zaman beliriyor. Aç mısın? Susuz musun? Elektriğin kesik mi? Suyun kesik mi? Bugün kaç para kazandın? 6 milyon insan sahipsiz. Sadece kimliği var. O kimlikle de gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle gurur duyuyoruz. Yoksul da olsak, aç da kalsak, bu hükümet, bu iktidar bizi sormasa da biz devletimize, milletimize saygımız, sevgimiz bitmez. Bitmeyecek de. Ama bakın, bu kadar vurduğum duymazlık olmaz. Bu işi yapamıyorsanız terk edin, bırakın. Erken seçime gidelim ya. Vatandaşını düşünüyorsan gel erken seçim yapalım. Gelin. Gelin ya. Bu ülkeye bu kadar işkence çektirmeyin artık. Yazıklar olsun ya. Bakın, yandaş şirketlere neden euro ile dolarla ihaleleri verdiniz? Biliyordunuz doları bu kadar yükselteceğinizi. Siz kendinizi bilmez misiniz ya? Doları, euroyu bu kadar yükselteceğinizi biliyordunuz. Onun için onları korumak için yaptınız bunu. Açık söyleyeyim. Bakın, şu an Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na göre Türkiye'deki nüfusun %50'si yoksulluk sınırı altında, temel ihtiyaçlarına kavuşamıyor. Temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Arkadaşlar, biz artık bakın, özellikle Roman mahalleleri, açlıkla karşı karşıyayız.
6 milyon Roma'nın %97'si kayıt dışı, işsiz zaten. Günlük geçimini sağlıyor. Çocuğun bezi 2 kat artmış geçen seneyle bu sene arasında. Bez alamıyor bakın. Artık çocuk bez alamıyor. Evden eşyasını, elbisesini kesiyor, çocuğuna bez yapıyor. Eski sisteme döndük. Naylon bağlıyor çocuğun altına. Süt zaten, mama zaten alamıyor. Haberiniz olsun sayın bakanlar. Sizin durumunuz çok kötü. Artık ülkeyi yönetemiyorsunuz. Soruma strateji eylem planı yaptınız. Bir kuruş para ayırmadınız. 6 seneden beri bağırıyorum burada. Yok, yok, yok. Siz de yok olacaksınız. Gideceksiniz. Gömüleceksiniz tarihin karanlık sayfalarına. Bu ülkeyi bu hale getirdiğiniz için. Bakın müzisyenlerimiz Türkiye'nin en değerli insanları ya. Bütün sanatçıların arkasında çalıyorlar. Dünyanın en değerli müzisyenleri Türkiye'de ya. Ta Amerika'ya kadar gidiyorlar. Sayın Bakan, bir kere iki kere para verdiniz olmuyor. Bakın bunların emeklilikleri yok. Geriye dönük emeklilik hakları için geriye borçlanma sistemini getirin. Getirin. Bu insanlar emekli olsun. Sizin en neşeli düğünlerinizde, en mutlu günlerinizde sizlerle, bizlerle beraberler bu insanlar. Ama aç, aletlerini satıyorlar. Müzik aletlerini satışa çıkardılar. Çoğu inanın aç. Bülent Ersoy, Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Orhan, hepsinin arkasında çalıyorlar. Ama sigortaları yok. Ve intihar ettiler. 200'den fazla Türkiye'de en ünlü Roma müzisyenleri intihar etti. Ben çok üzülüyorum. Değerimiz kayboldu. Sanatımız bitti. Bitiyor. Sahip çıkın bunlara. Bu insanlara sahip çıkalım. Lütfen. Yoksa sanat bitti. Türk sanat müziğini, Türk halk müziğini en iyi icra eden müzisyenler romanlarda, bizde yok ama. Yok, bitti artık. 1000 lira vermekte kaç gün geçinebileceğim? 1000 lira ver, 1 ay mı geçineceksin, 2 ay mı? İnanın CHP'li belediyeler olmasa romanlar aç kalmıştı. Onlar erzaklarıyla geçiniyorlar. Onlar Buyurun efendim. Sayın Başkan, bir efendim buyurun. Sayın Cemal Bekle, Suriyelilere bu hükümet 35 milyar dolar para harcadı. Bir kuruşuna para koydurmadın ya. Roma stratejiyle plana bir kuruş para harcatmadın. Bir kuruş. Roma mahallelerine gidemeyeceksiniz. Mahallelere gidemeyeceksiniz. Gidemeyeceksiniz. Sayın Bakan, Allah aşkınıza 35 milyar dolar para Suriyelilere harcandı. Bize bir kuruş niye harcamadınız? Bak, eylem plan dediniz, Cumhurbaşkanı bizi kandırdı. Romanları kandırdı. 2009 yılında dedi ki Romanlar çadırda kalmayacak, işler olacak, müzisyenleri koruyacağız dediniz. Hani nerede? 6 yıl geçti, geçen gün Aile Bakanlığı'nın kitapçığında şu yazıyor. 2016'daki strateji eylem planını açın. Diyor ki izleme değerlendirme kurulu kurulacak 2016 Haziran ayı için. Şimdi bu yılki komisyon... Selamlı aynı efendim. Komisyon görüşmelerinde kitapçık basmışlar. Bir açtım ilk sayfada, Aile Bakanlığı'nın kitapçığında 2016'daki ilk yapılacak eylem yazıyor. Diyor ki biz diyor şimdi diyor 2022 için izleme değerlendirme kurulu kuracağız. Halbuki 2016 Haziran'da yapmalar lazımdı. Ama onu da bilmiyor Sayın Bakan. Proje bitti arkadaşlar. Bu Aralık ayı itibariyle Roman strateji eylem planı bitti. 5 yıl bitti. Elde var 0. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu bu yılda size raporlarda Sayın Bakan bilir. Eleştirde bulundu. Roman strateji eylem planı ilgili hükümet hiçbir şey yapmadı dedi. 10 milyon civarında para geldi Avrupa Birliği'nden. O para da nereye gitti belli değil. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bugün 13 Aralık. 13 Aralık 1980'de faşist diktatörlük, faşist Kenan Evren, cuntacı Kenan Evren ve darbeci generaller 17 yaşında bir gencimizi, Erdal Eren'i idam ettiler. Erdal Eren yaşıyor ama cuntacılar, faşistler, faşist diktatörler asla bu ülkede anılmadı, anılmıyor. Bugün ben RTÜK'le ilgili konuşma yapacağım. Olması gereken adı RTÜK'ün Radyo Televizyon Üst Kurulu. Ama açılımına baktığı zaman benim aklıma gelen Recep Tayyip Üst Kurulu oluyor.
sarayın talimatlarını harfiyen yerine getiren ve Rütük'te 771 kişiyi çalıştıran, bugün Rütük'te 771 kişi çalışıyor. Bunların 605'i memur, 166'sı işçi, bir Rütük başkanı var, bir Rütük kurulu var, 771 kişi çalışıyor. Bu Rütük'te 8 daire başkanı var. 12 AKP milletvekili var grupta. Dikkatle dinlesinler. Grup başkan vekili de not alsın, incelesin. 12 AKP milletvekiline de teşekkür ediyorum. Diğerleri oy kullanmaya geliyor çünkü. Dinlemiyorlar. 8 daire başkanı var. 8 daire başkanının tam 46 başkan yardımcısı var. Yani 46 daire başkan yardımcısı 11 ila 15 bin lira arasında maaş alıyor. Bunların Rütük bütçesine maliyetini söylüyorum, yıllık 9 milyon 120 bin lira. Bu 771 kişi Rütük'te ne yapıyor Allah aşkına? 14 personele bir daire başkan yardımcısı düşüyor. Bu israf değil mi? Bu yazık değil mi? Günah değil mi? Bu kanunsuzluk değil mi? 771 kişilik dev Rütük kadrosu ne yapıyor onu da söyleyeyim. 5 kanal var, 5 kanal. Halk TV, KRT, Tele1, Fox TV ve TV5. Bu 5 kanalı izliyor 771 kişi. Çünkü yazdıkları bütün cezalar bu 5 kanala ve bazı yerel kanallara. Yerel TV'lerden de birkaçına ceza uyguladılar ama asıl cezayı bu 5 kanala, 771 kişinin işi 5 kanalı takip ederek ceza yazmak. Böyle Rütük olur mu? Böyle sistem olur mu? Böyle düzen olur mu? Sabahtan akşama kadar genel başkanımıza küfreden, hakaretler yağdıran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaretler yağdıran A Haber'e, TV 24'e, Akit'e, Kanal 7'ye, Ülke TV'ye, TGRT'ye, TVNET'e en ufak bir uyarı cezası dahi gitmemişken siz 5 kanala verdiğiniz cezaları saymak istiyorum. Tele1'e 18 ceza yolladınız. Bu 9 ay içerisinde Eylül ayına kadar. Halk TV'ye 18 ceza yolladınız. Ceza ağır. Fox TV'ye 9 ceza yolladınız. Karate'ye 9 ceza yolladınız ve birkaç da yerel televizyona cezalar yolladınız. Bakın, devlet kendisine imkan tanımış, Rütük başkanı yapmış kişiye geçenlerde uğradım. Romanların hakaret dolu bir diziye karşı tepkimizi göstermek için. Orada kendisini anlattım. Benim Halk TV'de Ayşenur Aslan'la yaptığım konuşmadan 23 saniyelik dilimi kesmişler. Akit'ten tutun A Haber'e kadar hepsinde haber yapmışlar ve beni Müslümanlara hakaret eden insan olarak kamuoyuna sunmuşlar. Sordum Sayın Ebu Bekir Bey'e. Dedim ki bunu izlediniz mi? Evet izledim. Ceza yazdık dedi. Öncesinde söylediklerimi izlediniz mi? Hayır izlemedim. Sonrasında söylediklerimi izlediniz mi? Hayır. 23 saniyelik dilimi. Sarayda oturup kırpıyorlar ve insanı dine düşman, Müslümanlığa düşman ilan edebiliyor. Bu alçaklar, bu şerefsizler. Ve onlara en ufak bir ceza yokken Halk TV'ye Ebu Bekir Şahin haksız ve hukuksuz ceza yazmış. Özür dilemesi lazım. Çünkü benim söylediğim şuydu arkadaşlar. Bu medya sistemi içerisinde öyle yalakalar var ki, öyle dönekler var ki, işte bunların içerisinden örnekler de verdim programda. Dedim ki bunlar camiye gitse, camide tesbih çekerken bile Euro dolar diye çekerler dedim. Almışlar o kısmı, bütün gerici kanallar, bütün iktidar yalakaları beni Müslümanlığa hakaret eden insan olarak adletmişler. Yazıklar olsun. Ve Ebu Bekir Şahin de bunu izlememiş. Sonunu da izlememiş. İzleyip düzelteceğini söyledi. Bakın arkadaşlar, Numan Kurtulmuş diyor ki devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır diyor. Buradan soruyorum. Siz yerel televizyonlar dahil bütün Çanak'ta olan, Türksat'ta olan bütün kiraları niye dolarla alıyorsunuz?
Madem ahlaksızlıksa siz dolarla bu kiralamayı yaparken hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bunun adını ne koyalım? Ne koyalım bunun adını? Ben söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bakın medya yalakaları... Selamlıyorum. Ülkede hızla bir dönüş var. Medya yalakaları dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, HDP'ye yalakalık yapmaya başladılar. Ve dönenler biliyorlar ki gelecekte olan iktidar şekillendikçe dönmeler çoğalacak. Ve size samimiyetimle söylüyorum. Ebubekir Şair de duysun. Şu anda bu iktidara muhalefet edenler yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu iktidara da muhalefet edecek olan gerçek gazetecilerdir. Onlar yalaka değildir. Onlar gazeteci oldukları için yanlışlıkları söylemektedirler. Siz biat eden ve yalakalık yapanlarla yürüdüğünüz takdirde asla ve asla doğruyu yapmış olmayacaksınız. O cezalarınız haksızdır, hukuksuzdur, mesleksizdir, kanunsuzdur, uygunsuzdur, hükümsüzdür. O cezaların da hesabını... Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Tabii bütçe görüşmelerini sürdürüyoruz. Ancak zaten bakanlarımız ilgili yerlerde kendi cevaplarını da verecekler. Şunun altını çizmek lazım. Futbolda kurallar vardır. Siyasetin de etik kuralları vardır. Gerçekle doğruyla yüzleşmek. Bu anlamda yahu kalede bir kaleci olur. Şimdi bakıyoruz dış politika ile ilgili itibarsızlaştırdınız, zedelediniz, rezil ettiniz, erittiniz diyorlar. Ve dün kendileri helalleşemeyenler bizden helalleşmeye davet ediyorlar. Yalan mı doğru mu bakalım. Şimdi dış politikada Suriye'de ülkemize tehdit eden PYD'ye, YPG'ye arkadaşlar diyen ve terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede bizleri yalnız bırakanlar, Afrin'de ne işimiz vardı, Afrin bataklıktır ha diyenler helallik diyecekler mi? Helallik dileyecekler mi? Soruyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı en fazla Asala terör örgütüne şehit vermiş kurumdur. Ne yaptınız ki dediler. Biz bir millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'da kardeşlerimizin Dağlık Karavan özgürlük mücadelesinde İHA'larımızda, SİHA'larımızda maddi manevi dayanışma içerisinde oraya gittiğimiz zaman bize bu helalleşmeyi soranlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 300 cihatçı gönderdi yalanını uydurarak oradaki haklı davamızı ayaklar altına aldılar. Acaba buradan helallik diyecekler mi? Helallik dileyecek misiniz? Soruyoruz. Mavi Vatan'da ve Karadeniz'de milletimizin hakkı olan enerji kaynaklarına ulaşmak için mücadele verirken orada milyonlarca doları suya gömüyor. Buyurun. Buyurun efendim. Milyonlarca doları suya gömüyorsunuz derken haklı mücadelemizde hakkımız ararken acaba bu süreci durdurmak isteyenler helallik dileyecekler mi? Mavi Vatan'ı korumak için Libya'ya gittiğimiz zaman oradaki haklı mücadelemizde orası fizandır ne işiniz var diyenler acaba helallik dileyecekler mi? İşte helalleşme nedir? Siyasetin helalleşmesi seçimde olur. Bugüne kadar AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na aziz milletimiz her seçimde durmak yok, yola devam diyerek işte helalliğini vermiştir. 2023'te de yeniden helallik alacağız. Tabii Kültür Bakanlığı ile ilgili itirazlar oldu. Ancak bir yerler geldi ki tamamen sustular. Bundan 6 yıl, 7 yıl evvel yine bütçe... Buyurunuz. Buyurunuz. Bundan 6-7 yıl evvel yine bütçe görüşmeleri sırasında Kültür Bakanlığımızın bütçeleri görüşülürken kürsüye her çıkan AKM'yi yıktırtmayız, AKM'yi engel olacağız, yaptırtmayacağız diyenler bugün kürsüye çıkıp da yahu ey AK Parti, ey Cumhur İttifakı
Bu ne muhteşem AKM. Bu ne muhteşem opera salonu. Sizden Allah razı olsun dediler mi? AKM yok. Ne kimse konuşmuyor. Allah Allah. Hani neredesiniz? Bulamadınız. Ayasofya. Başka yer mi bulamadınız? Ayasofya açıldı. Hepimiz coşkuyla alkışladık. Hamdolsun yine alkışlıyoruz. Ancak birileri de sevindi. Birilerin için sevindi. Dediler ki yahu Ayasofya'nın açılmasına biz de sevindik dediler. Niçinmiş? Efendim siyasi malzeme olmaktan kurtuldu diye. Biz onun için sevinmedik. Biz özetin özeti demiştiniz efendim. Açalım, açalım. Dediler ki yahu Ayasofya'nın açıldığına biz de sevindik. Niyeymiş? Siyasi malzeme olmaktan kurtulmuş. Bunun için sevinilir mi? Biz niçin seviniyoruz? Fatih'in vasiyetine ve vakfiyesine uygun şekilde yeniden milletimize buluşturulduğu için. Başka evet. Daha bitmedi. Sümela Manastırı'ndan Ermenilerin, Yahudilerin, Musevilerin inanç özgürlüğü çerçevesinde bu ülkede kadim mabetlerde yeniden ibadet yapılmasının özgürlüğünü hamdolsun biz hayata geçirdik. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya için, Ankara Opera Binası için, Kültür Merkezi için ve kültürel faaliyetler için bir kez daha teşekkürlerimizi arz ederken Kültür Bakanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Ayasofya açtınız ya, bize daha engel olmayacak. Hiç kimse de karşımızda duramayacak. Sayın Altay. Bir sunumda biz yapalım canım. Bir sunumda biz yapalım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Zat-ı Alinizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Hamaset siyasetin olmazsa olmazıdır. Hiç şüphe yok. Ama bu hamaset sizin daha ziyade hükümetin, yürütmenin kusurlarını, ayıplarını örtmeye yetmedi Sayın Özkan. Önce onu söyleyeyim. Atatürk Kültür Merkezi için teşekkür ediyorum. Evet. Güzel oldu. Umarım ve dilerim ki ses tonumu da mı sen ayarlayacaksın? Umarım ve dilerim ki Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında da kamu özel işbirliğinde, havalimanlarında, yollarda, tünellerde olduğu gibi, hastanelerde olduğu gibi milletin cebinden paralar çaldırılmamıştır. Umarım orada da bir hırsızlık yoktur diye temenni etmekten başka çarem yok. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin meclisi, milletin içinde bulunduğu hali, milletin huzurunu, refahını, mutluluğunu tesis için uğraşması gereken bir organ. Ve sizin bazı arkadaşlarınızın bu dolar kur artışı, Türk parasının değer kaybetmesi ve zamlar karşısında bir kilo domates yerine iki tane domates alın. Açıklamasına bir diyeceğin varsa onu söyle. Ayasofya milletin rızkından, cebinden çaldığını örtmez. Ayasofya ile onu örtemez. Bugün dışişlerini konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da aklına hemen bağış gelmiş Bakara suresinden alıntı yaparak içinde bulunduğumuz ekonomik çıkmazı açmazı Allah'a havale etmiş. Allah'a her şeyi havale ederiz. Allah'a her şeyi havale ederiz. Ama buyurunuz efendim. Allah mı söyledi Türkiye ekonomisini bu hale Allah mı istedi ekonomiyi bu hale getirmeyi? Bu milletin aklıyla alay etmektir. Bunu yapmayın. Kusurlarınız var. Kabahatleriniz var. Bunları Allah'a sığınarak, Ayasofya'ya sığınarak kapatamazsınız. Dışişleri Bakanlığı'nı görüşüyoruz. Evet, arkadaşlarım söyledi. Türkiye bir kara para cennetine dönüştü. Yok mu bakanlığın dahli? Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak gibi bir ayıbı işledi. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda en karşı durması gereken, en sahip çıkması gereken bakan olarak yok muydu söyleyeceği bir cümlesi? Türkiye Taliban'la ters yanımız yok diyen bir cumhurbaşkanı karşısında
Dışişleri Bakanlığı'nın efendim Taliban'la karşı ters bir sürü yanımız var demesi gerekmez miydi? Ve Yunanistan yığınağıyla ilgili ne garip hükümetsiniz. Buyurun efendim. Yunanistan'da Amerika'nın yığınağı var. Sayın Çavuşoğlu'na göre bir sorun yok. Cumhurbaşkanı'na göre sorun var, tehdit var. Hangisi doğru söylüyor? Hangisi doğru söylüyor? Ben de buradan Sayın Çavuşoğlu'na soruyorum. Dede Ağaç'taki Amerikan yığınağıyla ilgili olarak Sayın Çavuşoğlu mu doğru söylüyor? Sayın Erdoğan mı doğru söylüyor? Buna bir karar vermemiz lazım. Adalar. Milli Savunma Bakanı diyor ki Yunan adaları silahtan arındırılması gereken adalar silahlandırılıyor. Aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonlar yani ada parçası kayalık diye bilinen adaları Yunanistan satışa çıkarmış, satıyor diyor. Şimdi bugün Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Buradan soruyorum. Milli Savunma Bakanı mı doğru söylüyor ki söylüyorsa göre gereğini niye yapmıyor da ayrı bir tartışma konusu. Ben bakana soruyorum, sana değil. İyi, tamam. Buyurun. Burada bir çelişki var arkadaşlar. Bu adalar bizim olan var, Yunanistan'a ait olan var. İkimize de ait olmayan var. Yunanistan'ın silah koyamaması, silah bulundurmaması gereken adalar var. Silah bulundurmaması gereken adalarda silah var. Silahlandırıyor Yunanistan. Biz seyrediyoruz. Kaç yıldır bilmiyorum istikşafi görüşmeler. 30 yıldır belki. Yaklaşık Yunanistan'la bir istikşafidir gidiyor. Nasıl olacak? Ve Avrupa bizi şimdi denetim sürecinden sonra ihlal sürecini başlattı. Yani böyle bir tabloda daha saymayayım çok var. Dış politikayla ilgili muhalefet sussun mu? Sizin günahlarınıza, kusurlarınıza, ayıplarınıza sessiz mi kalsın? Bu olabilir mi? Olamaz. Kültür Bakanlığı bakımından da arkadaşlar belli iddialar torba meselesi var. Buyurun. Da operada çalışanların eşit işe eşit ücret konusundaki sıkıntıları var. Müzisyenlerin sıkıntıları var. Muhalefet bunları mecliste ortaya koymayacak mı kardeşim? Bunları ortaya koyacağız. Siz de medenice çıkıp cevap vereceksiniz. Her sıkıştığınızda ya bir ayete sarılıyorsunuz ya bir başörtüsüne sarılıyorsunuz. Bugün Ayasofya'ya sarıldınız. Bakalım akşamüstü neye sarılacaksınız? Çok merak ediyorum. Ama şunu yapmayın. Bu milleti artık Allah ile aldatamazsınız. Milletin bunlara karnı tok. Çünkü milletin gerçekten karnı aç. Teşekkürler.